Fuat Uğur, Mansur Yavaş, anlaşılan Kılıçdaroğlu'nun ve eski ülküdaşlarının mesajını almış. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önündeki bariyerleri teker teker temizliyor. İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığı dahil, partisinin başına geçtiğinden bu yana katıldığı tüm seçimleri kaybeden ve öyle anlaşılıyor ki iyice hırs yapan Kemal Kılıçdaroğlu, kamuoyu araştırma şirketlerinin de gazıyla İlk kez bu kadar seçim kazanmaya yakın olduğunu hissetti. Altılı masadaki büyük ortağın Meral Akşener'in kanca attığı iki belediye başkanından ilkini Ekrem İmamoğlu'nu ekarte ettikten sonra ikincisini de başarmış görünüyor. Aşağıda Mansur Yavaş'ın Twitter hesabından yaptığı bu paylaşım üzerine pek çok kişi "Tamam oldu bu iş. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı." dedi. Ben böyle bir açıklamayı bekliyordum. Bu köşeyi Okuyanlar, Mansur Yavaş'la ilgili tüm gelişmeleri doğrudan ve kaynağından öğrendiği için hemen anlayacaklardır ne demek istediğimi. Anlamayanlara da geçen haftaki yazımı okumalarını öneriyorum. Çünkü o yazımda Kemal Bey'e çok yakın bir isimle Mansur Yavaş'ın eski ülküdaşlarından oluşan A Beyler takımının geçen pazar günü dar bir toplantı yapıp kendisine aday olma mesajını ileteceklerini söylemiştim. Üstelik o mesajda aday olmayacağını ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceğini deklare etmesi de kendisine tavsiye edilmişti. Bu toplantıyı yapanlar aslında Mansur Bey'in kadim dostları. Onun üzülmesini ve zarar görmesini istemediklerinin altını defaatle çizdiler. O yazıda anlatmadıklarımda şimdi sıra. Evet, Meral Akşener ve Mansur Yavaş, iş adamı Halil Bilici'nin göl başındaki villasında, yanlarındaki iki kişiyle daha bir araya gelmişlerdi. Yaklaşık iki buçuk saat sürmüştü o görüşme. Meral Hanım bastırdıkça bastırmış, tüm ikna yollarını denemişti. Aldığım bilgilere göre Mansur Yavaş'ın kafası hayli karışmış ama yine de en sonunda hayır, olmaz demişti. Aslında böyle bir gaz karşısında kim olsa aklı çelinir diyor bu görüşmeyi ikinci elden duyanlar. Fakat Mansur Bey yine de hayır cevabı verince Meral Hanım üzülmüş ama pes etmeyip ertesi hafta Yavaş'ın kıramayacağı İyi Parti'deki eski ülkücü bir ağır yanından aramıştı. Mansur Bey artık bu görüşmeden sonra adaylık fikrine doğru meyleder gibi olmuştu. İşte 20 Eylül 2022 tarihli yazımda yer aldığı üzere Mansur Yavaş'a neden aday olmaması gerektiğinin sebeplerini gerekçeleriyle anlatmak üzere o toplantı yapılmıştı. Şimdi Mansur Yavaş'ın dünkü Twitter paylaşımındaki sözlerine bir bakalım. Ne diyor Kemal Bey'le çektirdiği fotoğrafının altında? Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım. Mesaj alınmış görünüyor şekle bakıldığında. Bunun üzerine dün acil olarak abilere ulaşıp bu Twitter paylaşımını değerlendirmelerini almak istedim. Gelen cevabı aynen yazıyorum. Gayret var, istek yok. Daha net olmalı. Tam da aklımdan geçeni söylediler çünkü ben de bir ihtiyat payı bırakıyorum. Sebepleri var. 1. Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu yanlılarının gazını almak için böyle bir laf etmiş olabilir. Diyelim ki Mansur Yavaş'ın adaylığı açıklandı ondan sonra bile kolaylıkla bu sözlerini tevil edebilir ve aynı cümleyi Kemal Bey için bugün de söylerim diyebilir. Yani her yöne sündürülebilir bir laf. 2. Kemal Kılıçdaroğlu Koç burcu olarak saflığın zirvesinde olan beni bile her zaman şüphelendiren bir siyasi figür. Neden? Çünkü bir dediği diğerini tutmayan, kolayca yalan söyleyebilen, şeffafmış gibi gözükmesine rağmen çok karanlık bir yanı olan bir siyasetçiden söz ediyoruz. Bu yüzden de hep heybesinde turbun büyüğü olduğuna dair bir izlenim bırakıyor insanda. Neyse, 15 gün sonra Amerika'ya gidecek. Bir gitsin gelsin de bakalım patron ne demiş anlarız. O vakit görürüz heybeden güller mi çıkacak yoksa bir tavşan mı? Fuat Uğur, Türkiye Abdülkadir Selvi Mansur Yavaş Kuşkusu ve İmamoğlu'nun Yeni Taktiği Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığındaki ısrarı nedeniyle Kılıçdaroğlu'yla arası açılmıştı. Kılıçdaroğlu Ankara'ya davet ettiği İmamoğlu'ndan İstanbul'un sorunlarına odaklanmasını, Cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıklamasını istemişti. 2021 yılının Aralık ayında Çankaya'da gerçekleşmişti bu görüşme. Görüşme sırasında çok kararlı olduğu gözlenen Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı konusuna işaret ederek bu işin bitmesi gerek dediği söylenmişti. İmamoğlu'na İstanbul'la ilgilen demişti. Ama İmamoğlu Ankara'da söz verdiği halde İstanbul'a dönünce vazgeçmişti. Kılıçdaroğlu o tarihten sonra İmamoğlu'yla arasına mesafe koydu. Bu arada Karadeniz gezisinden sonra muhalif medyanın lincine maruz kalan İmamoğlu, hızla yıpranma sürecine girerken Kılıçdaroğlu yaptığı hamlelerle yükseliş sürecine girdi. Taktik değişikliği. Ekrem İmamoğlu sonunda Kılıçdaroğlu'na rağmen cumhurbaşkanı adayı olamayacağını anladı. Ondan sonra taktik değiştirdi. Kılıçdaroğlu'na karşı değil, Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket etmeyi tercih etti. O andan itibaren Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki rekabet yerini işbirliğine bıraktı. Bu arada ilginç bir gelişme yaşandı. Meral Akşener'le Mansur Yavaş sürpriz bir şekilde yakınlaşmaya başladılar. Oysa daha önce Meral Akşener'le Ekrem İmamoğlu ittifak halindeydi. Öyle ki Akşener İmamoğlu'nu ikinci fatih ilan etmişti. Şu andaki tabloda Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu ile Meral Akşenerse Mansur Yavaş'la ittifak kurmuş durumda. Akşener'in gönlünden geçen Akşener'in Mansur Yavaş'la voleybol maçından ve Anka Park'ı ziyaretten verdiği samimi fotoğrafları tamamlayan adımsa İyi Parti'nin etkili isimleri Burak Kavuncu, Yavuz Ağralioğlu ve Koray Aydın'dan geldi. Ülkücü kökenli üç isim sahada Mansur Yavaş'ın olduğunu açıkladılar. Bu açıkça Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı istedikleri anlamına geliyordu. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Ankara Pursaklar'da Esnaf ziyareti yapan Meral Akşener'in Mansur Yavaş'ı aday gösterin diyen vatandaşa bizim gönlümüzden geçen odur karşılığını verdiğini paylaştı. 3 kritik nokta İyi Parti'deki değerlendirmelerin bir ucunda HDP faktörü yer alıyor, diğer ucunda ise Mansur Yavaş'ın adaylığı konusu. 1. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kilit parti HDP deniliyor. HDP'nin oyu önemli de, İYİ Parti'nin oyu önemli değil mi? 2. HDP'nin altılı masaya Cumhurbaşkanı adayı tayin etme rolü İYİ Parti'de rahatsızlık meydana getirmiş durumda. HDP yöneticilerinin Meral Akşener ve Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olursa desteklemeyiz. Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa destekleriz yaklaşımı İYİ Parti'nin pozisyonunu gözden geçirmesine neden olmuş durumda. 3 HDP ile açık ya da gizli ittifakta yokuz görüşündeler. Mansur Yavaş ne yapar? İyi Partililerin gönlünden Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı geçiyor. Ayrıca HDP ile Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki işbirliğine Meral Akşener Mansur Yavaş'la karşılık verdi. Ancak İyi Parti'de Mansur Yavaş konusunda iki kuşku var. 1 Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'na rağmen Cumhurbaşkanı adaylığını kabul eder mi? 2 hiç konuşmayarak puan toplayan Mansur Yavaş Erdoğan'a karşı etkili bir rakip olur mu? Şangay'da verdiği fotoğrafla, Amerika'da o Biden, ben de Erdoğan cevabı dahi Erdoğan'ın dünya liderliğinde hangi ligde olduğunu gösteriyor. İyi partileri düşündüren soruysa şu. Mansur Yavaş Erdoğan'la tartıya çıkarsa ne olur? İmamoğlu'nun yeni taktiği muhalefet cephesi Cumhurbaşkanı adaylığı ve milletvekili listeleri konusunda çok hareketli. Tam bir geçiş süreci yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu aşarak Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını gördü. Taktik değiştirdi. Kılıçdaroğlu ile bilek güreşi yapmak yerine işbirliğini tercih etti. Elazığ'da Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bakarak bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız dedi. Cumhurbaşkanı adaylığında Kılıçdaroğlu'na destek verip CHP genel başkanlığında desteğini almak için bu manevrayı yaptı. İmamoğlu al cumhurbaşkanı adaylığını ver CHP genel başkanlığını stratejisini izliyor. Babacan ve Davutoğlu'nun telaşı Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa'nın iki Ekim'de yapacağı toplantı öncesinde hareketlendiler. Her ikisinin gönlünden Cumhurbaşkanı adaylığının geçtiği bir sır değil. Hatta Ali Babacan ortak aday çıkmazsa Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Gelecek Partisi'nin Sultanbeyli'deki mitinginde adayımız Davutoğlu pankartı açıldı ama siyaset imkan sanatıdır. Şu günlerde Babacan ve Davutoğlu'nun çok daha önemli bir telaşı var. 1. DEVA Partisi 41 yerde amblemiyle katılacak, 40 ilde ise seçim ittifakı düşünüyor. 2. Ali Babacan seçimlerden sonraki sürecin şimdiden planlanmasını istiyor. Hatta bunu hayati derecede önemli buluyor. Babacan Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde kendilerini devreden çıkarmasından endişe ediyor. Seçimden önce bir protokol yapılarak liderlerin bir konsey şeklinde süreci ortak yönetmesini istiyor seçimlerden önce ekonomi yönetiminin kendisine verildiğinin ilan edilmesini talep ediyor. Davutoğlu'nun öncelikleri 1. Davutoğlu ise ideolojik kodları nedeniyle CHP listelerinden seçimlere girmeye sıcak bakmıyor. Akşener ise seçimlerde ittifakı düşünmüyor. Davutoğlu, Ali Babacan'ın olumsuz tavrı nedeniyle Deva Partisi'ni önermiyor ama İyi Parti ve Saadet Partisi ile seçim ittifakı yapmak istiyor. 2. Davutoğlu Cumhurbaşkanı adayının partisinden istifa etmesini istiyor. Seçimlerden sonra tüm kararların 6 liderin ittifakıyla alınmasını istiyor. Fatih Erbakan atakta. Bu seçim ittifaklar seçimi olacak çünkü ittifakların sayısı hızla artmaya başladı. Bu arada son dönemlerde oylarındaki artışla dikkat çeken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da ittifaklar için kolları sıvamış durumda. Fatih Erbakan ikili üçlü ittifaklar için görüşmeler yapıyor. Babası merhum Erbakan hem ittifak kurma hem koalisyon hükümetleri konusunda ustaydı. Ecevit'le, Demirel'le, Çiller'le koalisyon kurmayı başarmıştı. Türkeş'le, Aykut Edibali ile kutsal ittifakı gerçekleştirmişti. Bakalım oğlu ittifak kurma konusunda babası gibi başarılı olacak mı? Abdülkadir Selvi, Hürriyet